Enerjisa günlük enerji bülteni sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 4 Mayıs 2021. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Değerli dinleyiciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yeşil Şehir İstanbul vizyonlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye bu amaçla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Yeşil Şehirler Kentsel Sürdürülebilirlik Programı'na katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, program kapsamına gerçekleşecek ilk projelerinin İncirli Sefaköy Beylikdüzü TÜYAP Metro Hattı projesi olduğunu söyledi. Orman atıklarından elektrik. Alkor Bir Enerji, Tokat'ın Zile ilçesinde biyokitle enerji üretim tesisi kurmayı planlıyor. 20 megawatt kapasiteli tesise ham madde olarak orman atıkları değerlendirilecek. Proje kapsamında atıkların yakılması sonucunda oluşan buharla yılda 126 milyon kilovat saat elektrik üretilecek. Tesis yaklaşık 40 milyon liraya mal olacak. Adıyaman'da petrol aranacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Adıyaman'ın Kağıta ilçesinde 41 bin hektarlık alanda 4 adet sondaj kuyusu açarak petrol arayacak. Petrol veya doğalgaz bulunması durumunda kuyu üretime geçirilecek. Proje 60 milyon liraya mal olacak. Enerji Kapadokya Gaz, Nevşehir'e bağlı Göreme, Ortahisar ve Uçhisar beldelerine doğalgaz götürecek. Şirket bu amaçla ilgili beldeler için boru hattı kurmaya başladı. Sayın dinleyiciler, iklim değişikliği üzerinde büyük etki yaratan uluslararası deniz taşımacılığının karbondan arındırılması çalışmaları giderek daha fazla önem kazanıyor. Dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi Danimarkalı Møller Mærsk, 2023 yılından itibaren karbon salmayan gemileri denize indireceğini duyurdu. Amerikan otomobil şirketi General Motors, Meksika'da elektrikli araç üretmeye hazırlanıyor. Şirket bu amaçla Kuzey Meksika'ya 2023 yılından itibaren 1 milyar dolar yatırım yapacak. İlk elektrikli aracın 2023 yılında üretilmesi hedefleniyor. İngiltere'de bir ayda 5000 yeni GES. İngiltere'de Mart ayında 4.991 adet yeni güneş enerjisi sistemi kuruldu. Bu sayede 2019 yılından bu yana kaydedilen en yüksek aylık kapasite artışı gerçekleşti. Böylece İngiltere'de toplam GES kurulu gücü 13.400 megawata yükseldi. Her 5 evden biri jeotermalle ısınacak. Değerli dinleyiciler, Avrupa'nın en büyük jeotermal bölgesel ısıtma tesisi Danimarka'nın Aarhus kentinde kuruluyor. Tesiste her 5 evden biri jeotermal enerjiyle ısıtılacak. Asıl amaçsa bu enerjiyi ülkenin tamamına yaymak ve uzun vadede yurt dışına jeotermal çözümler satabilmek. Kömür devinin üretimi düştü. İsviçre merkezi dünyanın en büyük ham madde ticareti şirketi Glencore'un yılın ilk çeyreğindeki kömür üretimi geriledi. Şirketin toplam kömür üretimi geçen yılın ilk çeyreğine göre %23 düşüşte 24,5 milyon tonda kaldı. Ruslar doğalgaz fiyatında artış bekliyor. Rus doğalgaz devi Gazprom, 2021 yılında doğalgaz ihracat fiyatının 1000 metreküp başına ortalama 200-206 dolar aralığında gerçekleşmesini bekliyor. Şirketin yılın ilk çeyreğindeki doğalgaz ihracat fiyatı ortalama 184 dolar olmuştu. Aramco'nun kârı %30 arttı. Suudi Arabistan kamu petrol şirketi Saudi Aramco'nun 2021 yılı ilk 3 ayında elde ettiği kâr, bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 artışla 21.7 milyar dolara yükseldi. Analistler yılın ilk çeyreğinde Aramco'dan 19.5 milyar dolar kâr bekliyordu. Ve sırada petrol fiyatları var. Petrol fiyatları bugün dünkü yükselişini sürdürdü. Dün günü 67.56 dolardan kapatan Brent petrol bugün 68 doların biraz üstünde seyrediyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 5 Mayıs 2021 için geçerli megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 387.61 lira oldu. Gün içinde en yüksek fiyat saat 19.20 aralığı için 529 lira seviyesinde oluştu. Günün en düşük fiyatı ise saat 06.07 dilimi için 284.77 lira olarak hesaplandı. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Benan Öztürk. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bültenini sundu.